Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle test okulunun TYT biyoloji testlerini çözmeye devam ediyoruz. Konumuz büyük moleküllerin taşınması, test numaramız 14. Birinci sorumuza başlıyoruz. Aşağıda bir maddenin hücre zarından hücre dışına atılması şematize edilmiştir. Hücrenin bakın dışına atılan bir salgı kofulumuz var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz oluşan zar ne yapmış? Hücreye tekrar yapışarak hücre zar yüzeyinin büyümesini sağlamış ve içindeki molekülleri dışarıya boşaltmış arkadaşlar. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Bu olay hücre zar yüzeyinde artmaya sebep olur mu? Evet, şu gördüğünüz zar yüzeye yapıştığı için arkadaşlar zar yüzeyini artırmış olur. Bu hücre bir bakteri hücresi olabilir mi? Arkadaşlar bakterilerde endositoz ve egzositoz olayı prokaryotlarda yani gerçekleşmediği için bu bakteri hücresi olamaz. Bu olay için hücre enerji harcamaz demiş arkadaşlar. Endositoz ve egzositoz olaylarında biz enerji mutlaka harcandığını, aktif geçiş olaylarına girdiğini söylüyoruz. Dolayısıyla enerji harcanmaz diyemeyiz. Cevabımız yalnız 1 olarak bulunur. İkinci sorumuz, aşağıda büyük moleküllü bir maddenin hücre içine alınması gösterilmiş ve bazı yapılar numaralandırılmıştır. Bakın şu gördüğünüz maddeyi içeriye almış, bakın fagositoz ile almış. Devamında şu gördüğünüz Golgi'den oluşturulan lizozom organeliyle birleşerek sindirim kofununa dönüşmüş. Ve daha sonrasında sindirilen moleküller dışarıya bakın çıkarak içinde kalan artıklar ne yapacak? Boşaltım kofununu oluşturacak. Yani bu olay bir arkadaşlar sindirim olayıdır. Hücre içi sindirim olayıdır. Buna göre şemada verilen olay ve numaralı yapılarla ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş. Bu olay fagositoz olayıdır. Fagositoz şu kısmı ifade ediyor arkadaşlar. Devamında bakın meydana gelen olay sindirim olayıdır. Bu olay sırasında hücre yüzeyi genişler. Endositoz ile hücrenin zarı geçici olarak küçülür arkadaşlar. Genişleme egzositoz ile gerçekleşir. Bir nolu yapı Golgi aygıtı. İki nolu yapı ise buradan oluşan bir lizozom organeli olabilir arkadaşlar. Cevap Ceyhan olmalı. Bu olay tüm canlı hücrelerde gerçekleşir. Endositoz olayını çeperli hücreler ile prokaryotların hiçbirisi gerçekleştiremez arkadaşlar. Ve bu olayda mutlaka enerji harcanır. ATP harcattıran bir olaydır. Buna dolayı cevabımız Ceyhan olarak bulunur. Üçüncü sorumuz. Bir hücrenin bir maddeyi çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama ATP harcayarak aldığı görülmüş. Normalde çok yoğundan az yoğun arkadaşlar maddeler enerji harcanmadan difüzyonla içeriye alınırlar. Buna göre 1-2-3'ten hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bu olayı gerçekleştiren hücre kesinlikle canlıdır. Demek ki ATP harcayarak aldığına göre arkadaşlar bu dışarıda da çok yoğun olan bir molekülse monomer olmadığı kesin. Küçük molekül olmadığı kesin. Büyük bir molekül olabilir, protein olabilir, dışarıda fazla olabilir. Bunu hücre içeriye endositozla enerji harcayarak almış olabilir. O zaman canlı olduğunu ATP harcamasından anlıyoruz. Bu olayı gerçekleştiren hücre hayvan hücresi olabilir mi? Evet, endositoz ile aldığına göre çepersiz bir hayvan hücresi olabilir. Taşınan madde hücre zarından geçebilen monomer bir madde olsaydı arkadaşlar enerji harcamadan difüzyonla alınırdı. Çünkü dışarıda daha fazlaymış, çok yoğunmuş. O zaman böyle bir şey söyleyemiyoruz. Cevap 1 ve 2 olarak bulunur. Dördüncü sorumuz, tatlı suda yaşayan ökaryot hücre yapısına sahip tek hücreli bir canlının hücre içinde ve yaşadığı ortamdaki bazı maddelerin yoğunlukları grafikleştirilmiş. Buna göre diyor hücre grafikte belirtilen maddeleri hücre içine almaya devam ettiğine göre bu maddelerden hangilerini hücre içine alırken enerji harcadığı kesindir diyor arkadaşlar. Şimdi hücre içine alacak. Hücre içinde glikoz zaten fazla. Dışarıdaki az olan glikozu almak için mecburen hücre ne yapar arkadaşlar? Aktif taşıma gerçekleştirir. Demek ki glikozu mecburen enerji harcayarak almak zorunda. Proteinler arkadaşlar içeride az bile olsa dışarıdan arkadaşlar difüzyonla alınmaz. Çünkü büyük moleküllerdir. Endositozla alınır. Bu da yine enerji harcattıran bir olay olarak gerçekleşebilir. Potasyum hücre içinde fazlaymış. Dışarıda azmış. Potasyum küçük bir şeydir. Dolayısıyla içeriye difüzyona geçebilir. Fakat içeride fazla olduğu için bu da yine aktif taşıma gerektirir. İyot ise bakın yine küçüktür. Zardan geçebilir. Fakat içeride ve dışarıda eşit miktarda olduğu için yine almak için hücre içerisine mutlaka enerji harcamak gerekir. Çünkü eş yoğun ortamlar arasında meydana gelen taşınma yine neydi? Aktif taşımaydı arkadaşlar. Dolayısıyla glikoz, protein, potasyum, iyotun tamamını alırken hücre içerisinde mutlaka enerji harcadığını söyleyebiliriz.
Beşinci sorumuz, aşağıda yarı geçirgen zarla ikiye ayrılmış olan U borusunun A bölümüne %20'lik nişasta çözeltisi, B bölümüne ise %10'luk glikoz çözeltisi ve iyot çözeltisi konulmuş arkadaşlar. Bu deney düzeneğinde hangisi gerçekleşmez diye sorulmuş. İyot nişasta varlığında mavi renk alır bilgisinde vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla şu gördüğünüz glikoz ve iyot çözeltisi küçük oldukları için bir süre sonra bu tarafa doğru geçebilirler. %20'lik nişasta çözeltisi bakın varmış arkadaşlar. Glikozlar ve iyotlar geçeceği için, nişasta geçemeyeceği için bu taraf daha yoğun olacaktır. Ne yapar arkadaşlar? Biraz su bu tarafa doğru beraberinde geçiş yapabilir. Maddelerle bakın beraber ilk başta su bu tarafa doğru geçer. Madde geçince biraz da su bu tarafa doğru geçer. Bu şekilde dengeye gelebilirler. A kolunun yoğunluğunun değişmesi. Şimdi A kolunun yoğunluğu arkadaşlar glikoz ve iyot geçeceği için değişikliğe uğrayacaktır. A koluna nişasta miktarının aynı kalması. Evet, nişasta miktarı arkadaşlar bakın yoğunluğu değişimi demiyor. Miktarın bu tarafa doğru geçemeyeceği için arkadaşlar miktarı aynı kalır. B kolunda iyot miktarı azalır mı? Evet, iyot küçüktür arkadaşlar. Difüzyonla fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru geçerek dengeye gelebilir. B kolundaki çözeltinin renginin maviye dönüşmesi. Şimdi iyot nişasta varlığında mavi renk alıyordu arkadaşlar. A kolunda nişasta ile iyot buluşacağı için burada mavi renk, mavi mor renk oluşur. B kolunda oluşmaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Denizli yanlış olmalı. B kolundan A koluna glikoz geçer mi? Evet geçer. Glikoz monomerdir çünkü zardan hiç arkadaşlar yoğunluk dengelenme sürecinde geçiş yapması gayet normaldir. Dolayısıyla cevabımız Denizli olarak bulunur. Altıncı sorumuz, aşağıdaki şekilde bir kap seçici geçirgen zar ile iki bölüme ayrılmış ve bölümlere farklı değişimlerde sukroz çözeltileri konulmuştur. Sukroz arkadaşlar bir disakkarittir. Hücre zarından içeriye ancak endostozla alınabilir. Böyle bir yapay zar ortamında bu şekilde geçmesi düşünülemez. Dolayısıyla X ve Y bölmeleri çözelti seviyeleri B şeklinde verildiği gibi değişmiş bir süre sonra. Bakın burada yoğunmuş sukrozumuz, burada azmış arkadaşlar. Buradan su bu tarafa doğru geçerek ne yapmış? H yüksekliğinde bir su farkı oluşarak ancak dengeye gelebilmiş sistem. Bu düzenekte meydana gelen olaylarla ilgili hangileri doğrudur diye soruluyor. Başlangıçta X kolunun sukroz derişimi Y kolunun derişiminden yüksek midir, düşük müdür? Arkadaşlar 3 tane bakın sukroz var. Burada bir sürü sukroz var. O zaman Y kolunun sukroz derişiminin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yanlış olmuş oluyor öncülümüz. Zamanla X ve Y kollarındaki sukroz miktarları eşitlenemez. Çünkü sukroz dedik ya, disakkarittir arkadaşlar. Karşı tarafa geçemez. Su geçerek ne yapar? H yüksekliğinde bir basınç oluşturarak ancak sistemi dengeye getirir. Zamanla X kolundaki sukroz derişimi artmıştır. Evet, suyunu verdiği için ilk duruma göre arkadaşlar suyu azaldığı için sukroz derişiminin yoğunluğunun biz arttığını ifade edebiliriz. Y kolunda zamanla sukroz derişimi artmıştır. Tam tersi su aldığı için arkadaşlar su içerisinde bakın miktarı suyun fazlalaştığı için sukrozlar da aynı miktarda kaldığı için bunların derişimi artmamış, azalmıştır diyoruz. Bundan dolayı cevabımız yalnız 3 doğru olarak bulunur diyoruz. 7. sorumuz, içerisinde benedik çözeltisi ve protein bulunduran bir bağırsak parçası, içerisinde su, sükroz ve sükrozu sindiren enzim bundan kaba konulmuştur. Benedik çözeltisi glikozla etkileşince kırmızı renk oluşturmuş arkadaşlar. Bu bilgi de bize verilmiş. Yeterli bir süreden sonra diyor hangileri gözlemlenir diye sorulmuş. Bağırsak içinin kırmızıya boyanması. Şimdi arkadaşlar sukroz ve sukraz enzimi varmış. Sukrozu sindiren enzim. Bunu glikoz artı fruktoza dönüştürecektir. Glikoz ve fruktozanın yarısı bakın ne yapar? Bağırsak içerisine difüzyonla geçebilir arkadaşlar. Fakat içerideki protein dışarıya çıkamaz büyük olduğu için. Ve benedik çözeltisi glikozla etkileşince kırmızı renk oluşturuyorsa bağırsak içinin biz kırmızıya boyanmasını söyleyebiliriz. Bağırsak içinde fruktoza rastlanır mı? Evet, çünkü sukrozdan oluşan glikoz fruktozun yarısı bağırsak içine girecektir. Bağırsaklarından kaba protein geçmez dedik. Çünkü proteinler büyük moleküllerdir arkadaşlar. Difüzyonla dışarıya çıkamaz. Böyle bir yapay ortamda enerji harcayarak dışarıya atılması zaten mümkün olamaz. Kaptaki sukroz miktarının azalması, evet sinirleneceği için arkadaşlar enzimi de varmış bakın, azalması beklenir. Bundan dolayı cevabımız 1, 2 ve 4 yani Edirne olarak bulunur.
Sekizinci sorumuza bakacak olursak, bir bakteri bol miktarda glikoz içeren besleyici bir çözeltiye bırakılmış. Bir süre sonra çözelti içinde glikoz kalmadığı saptandığına göre glikozların bakteri tarafından alınması sürecinde hangileri etkili olmuştur diye sorulmuş. Şimdi bol miktarda glikoz içeren ortamdan arkadaşlar ilk önce bakterimiz difüzyonla glikozları almaya başlar. Sonra bakın dengelendikten sonra iç ve dış glikoz yoğunluğu almaya devam etmiş. Bakın çünkü neden? Çözelti içinde bakın glikozun hiç kalmadığı görülmüş. Demek ki bakteri açgözlülük yapmış. Glikozun tamamını almaya başlamış arkadaşlar. Enerji harcamadan bunu gerçekleştiremez. Çünkü difüzyondan sonra artık aktif taşımaya geçmesi gerekiyor. Pinositoz arkadaşlar büyük sıvı moleküllerin içeriye alınması için kullanılan bir yöntemdir. Glikoz monomerdir arkadaşlar. Pinositoz da içeriye alınması beklenemez. Velev ki alınacak olsa bile bakteri olduğu için arkadaşlar pinositoz zaten yapamaz. Çünkü endositoz ve egzositoz bakteriler, prokaryotlar yapamıyorlar. Ki zaten glikoz bu olayı gerçekleştirmez arkadaşlar. Cevap her iki türlü cevabı 1-2 olarak bulmamız gerekiyor yani. 9. sorumuz, hücre zarından 1-2-3-4 moleküllerinin hangileri fosfolipid tabakasından basit difüzyonuna geçer? Arkadaşlar basit difüzyonun zarın içerisinde eriyenler, yağı eritenler, yağda eriyenler, gazlar geçiş yapabilir. Dolayısıyla glikoz, amino asit gibi moleküller taşıyıcı proteinler yardımıyla kolaylaşmış difüzyona geçebilirler. Protein zaten arkadaşlar endositoz ile alınabilir hücreye. Zardaki fosfolipid tabakadan veya taşıyıcı proteinlere bakın geçmez arkadaşlar. Dolayısıyla fosfolipid tabakadan bakın basit difüzyona geçecek olanlar, şunlar da kolaylaşmış difüzyonla geçer demiştik. Dolayısıyla basit difüzyona bakın geçmez. Bu zaten endositozla alınacak olursa alınabilir ancak dedik. Sadece karbondioksit gibi gazlarımız arkadaşlar ve yağda eriyen, yağı eriten moleküllerimiz ne yapabilir? Zardan, fosfolipid tabakadan kolayca içeriye geçiş yapabilir. Dolayısıyla cevabımız Bursa olarak bulunur. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.